Merhaba, Kelimeler ve Şeylere hoş geldiniz. Ben Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek'le birlikte. Bu hafta Kelimeler ve Şeyler'de 13 Haziran 1987 tarihini işaretliyoruz. Türk Edebiyatı'nın ve Türk Düşüncesi'nin büyük ismi Cemil Meriç'i konuşacağız. Çünkü bu tarihte Cemil Meriç'i kaybettik. Bunu vesile kılalım istedik ve biraz Cemil Meriç konuşmak iyi gelir diye düşündük bugünlerde. Cemil Meriç kimdir'den başlayalım. Klasik girişimizi yapalım. Çünkü onun hayatı ve hayatındaki inişler, çıkışlar, bütün yaptıkları, kendisini yetiştirme tarzından yazma macerasına ve temposuna kadar olan her şey biraz Cemil Meriç'i de tanımlıyor. O yüzden Erkan sen gir. Ondan sonrası serbest atış olsun. Tamam. Biz Aykut'la aralara girelim. Bizdeki Cemil Meriç'i anlatalım biraz. Tabii ki bir klasik olarak o ismi söylemeliyim. Hüseyin Cemil Meriç. Evet. Bir yaygın bilinen adıyla Cemil Meriç 1916 yılında ve bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde dünyaya geliyor. Hatay'ın Cemil Meriç'in çocukluğuna tekabül eden yılları o Hatay'ın vatan topraklarına katılmadan önceki o bir Fransız dominyonu dedikleri bir geçici bir dönem var orada. O döneme denk gelen bir çocukluk ve o dönemin tesiriyle Fransızca eğitim, okullarda Fransızca eğitimin yapıldığı yıllar. Cemil Meriç'in Fransızca ile olan ilişkisi, o güçlü bağı, Türkçedeki belki de en güzel Fransızca çevirileri yapan çevirmenlerden biri olmasının sebebi bu yıllarda yatıyor. Meriç soyadı da yine bir Balkan bağlantısı kuracağım izninizle. Dimetoka, yani bugünkü Yunanistan sınırlarını hemen Edirne'nin karşı tarafında, yani Meriç Nehri'nin bu tarafı Türkiye, diğer tarafı Yunanistan ya, hemen orada küçük bir Dimetoka kasabasında dünyaya geliyor babası vesaire. Yani oralılar bir Balkan muhaciri olarak Balkan savaşları ertesinde Hatay'a yerleşiyorlar. Hatay'da mahkeme reisi değil mi, evet, babası? Evet, babası bir Osmanlı bürokratı. Hı hı. Mahkeme reisliği, işte Ziraat Bankası müdürlüğü gibi işte o dönemin memuriyetlerinden bazılarını icra ediyor orada. Bu Hatay yıllarında işte dediğim gibi Antakya Sultanesi vesaire bu yıllar var ve buradan bir süre sonra tabii hızlıca geçeyim. Çünkü Cemil Meriç'in hayatı aslında çok yaygın bilinen bir hayat. Onunla ilgili yazılmış çok fazla kitap, çok fazla makale var. Onlardan da bahsederiz bu arada o kitaplarda. Cemil Meriç'in hayatı demişken herhalde en önemli metinlerden birisi Cemil Meriç kızının yazdığı, Ümit Meriç'in yazdığı Babam Cemil Meriç kitabı. Evet, tabii. Onun hayatını merak edip okuyacaklar için herhalde ilk kaynak, başvurulması gereken ilk kaynak. Evet, Ümit Meriç'in babası hakkında yazdığı kitap ve bunun haricinde de başka, bunlardan yine konuşuruz. Hakkında çok fazla yazılmış önemli metinler var. Tabii. Cemil Meriç hakkında. Dücane Cündoğlu'nun 3 ciltlik kitabı, evet, benim ilk aklıma gelen metinler. O çok önemlidir. Metinler. Bir mabet bekçisi, bir mabet savaşçısı, bir mabet işçisi. Burada Cemil Meriç'in farklı yönlerini Dücane Cündoğlu irdeliyor. Bir de külliyatın içine girmeyen metinleri de. Yani gazete köşelerinde kalmış, konferanslarda söylenmiş. Bugün külliyatını aldığımız zaman içinde bulamayacağımız düşüncelerini de irdeliyor. Onları da görüyoruz. O yüzden çok kapsamlı ve çok değerli bir çalışma. Sadece örnek vermek için söylüyorum. Hani o işçi, savaşçı ve bekçi seçimi boşuna değildir. Örneğin mesela bir mabet savaşçısında onun biraz daha polemikçi tarafını görürüz. Özellikle tercüme tenkitleri çok şiddetlidir Cemil Meriç'in. Hatta bir tane hatırlıyorum, çok üslubu da renkli bir üsluptur. Bir Voltaire çevirmenini eleştiriyor. Diyor ki yani bu çeviride Voltaire, kabaca söylüyorum tabii, Voltaire'den diyor tek bir cümle bile yok diyor. Bütün çeviri boyunca diyor. Çevirmen yeni bir eser icat etmiş diyor. Ve böylece diyor Papa Hazretlerine de saygılarını sunmuş diyor. Tabii Voltaire'in papalık ve işte Vatikan'la ilişkilerini de düşünürsek Voltaire'in tahrif edilmiş olmasını da yani bu şekilde hani Papa'ya da saygılarını sunmuş
Mütercim Hazretleri evet, diyor. Yani böyle şey de bir üslubu var. Renkli sert bir üslubu da çok var. Çok sivri dili var. Evet, polemikçi bir tarafı var. Mesela savaşçı, mabet savaşçısında hani bu yönünü görüyoruz. Mabet işçisinde onun titizliğini, eserlerini ortaya çıkartırken hem okuma hem yazma serüvenindeki detaycılığını ve daha birçok yaklaşımını görüyoruz. O da hani Düzenli Cündoğlu'nun yorumları kadar dediğim gibi kıyıda köşede kalmış külliyata girmemiş metinleri de aktarması açısından önemli bir referans kaynağı. Şeyi de Safa Kaplan'ı da bu arada analım. Borges ve Cemil Meriç'i birlikte ele aldığı Everest'in o deneme dizisinden çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Kitabı da çok ilham verici. Gözleri görmeyen iki adam üst başlığı oydu. Belki de yanılıyorumdur ama sonra Borges ve Cemil Meriç diyor alt başlıkta da 38 yaşında malum görme yetisini yitirmiştir Cemil Meriç ve çok bilindiği gibi kitap okumaktan dolayı Borges'de de olduğu gibi Necip Fazıl şey der, iç gözleri daha iyi görsün diye dış gözlerini Allah'ın görmez hale getirdiği hakiki İslam münevveri der Cemil Meriç için. Şöyle devam edeyim. Bu eğitim hayatı ve ufak tefek memuriyetler devam ede dursun. Cemil Meriç İstanbul'a geliyor. Yani İstanbul Üniversitesi'nde Fransızca eğitimine devam ediyor. Bu Fransız eğitmenliği eğitiminden sonra Elazığ'a gidiyor. Fransızca öğretmenliği yapıyor. Yine böyle değişik farklı bürokrasinin farklı şubelerindeki memuriyetleri devam ederken 1946 yılında yani artık 30 yaşındayken İstanbul Üniversitesi'ne bu sefer Fransızca okutmanı olarak geri dönüyor. Ve bu andan itibaren artık hem işte bir üniversite çevresinde bulunma hali, İstanbul'daki entelektüellerle, yayın dünyasıyla tanışması, bu çevirilere biraz daha erken yaşta başlıyor. Yani ilk çevirisi 27 yaşında yaptığı bir çeviri. Balzac'tan Altın Gözlü Kız. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu dönemden itibaren artık yayıncılıkla, düşünce dünyasıyla, edebiyat dünyasıyla, akademiyle ilişkisi başlıyor. Ve hayatını, gözlerini yumduğu, yani 70 yıllık bir ömrü var. Dolu dolu geçen bir ömür ve bu diyelim 30 yaşından itibaren işte bu yaklaşık 40 yıllık bir ömür. Yazı ve düşünce hayatı ve bunun da 30 yılı gözlerini kaybetmiş bir şekilde. Yani ne diyordu, hangi kitabındaydı? Gözlerimi kaybettikten sonra bütün kitaplarım tuğla oldu diyor. Artık ondan sonra bütün o kitaplık onun için bir duvar haline geliyor ama bunun yılmıyor. Biraz da böyle efsaneleşmiş bir şekilde o ezberlediği kitaplığı, hangi kitabın hangi rafta olduğunu ezberleyecek düzeyde bir o tanışıklar var hakikaten. Evet, evet. Rahmetli Hüsamettin Aslan ya da Cevat Özkaya. Evet. Tam böyle bir hadise yaşadığını anlatıyor. Cevat Özkaya galiba bahsediyor. Ümit Arap'ın bir tespiti var bir konuşmasında yaptığı. Çok ilginç o da. Diyor ki 38 yaşında gözlerini kaybetmiştir. Ve 12 cilt tutan külliyatını bundan sonra gözlerini kaybettikten sonra kaleme almış değil aldırmıştır. Yani dikte etmiştir. Bu açıdan Cemil Meriç'in dünya engelliler tarihi açısından da zirve bir örnek olduğunun altını çizmek gerekir diyor. Bu da bu tarafı da eşsiz bir tarafıyla. Evet. İlk kitabını 48 yaşında Hint Edebiyatı yani 64'te yayınlıyor. Bu kitap daha sonra başka bir isimle yani bugün literatürde yani Cemil Meriç külliyatında Bir Dünyanın Eşiğinde adıyla sanırım yanlış söylemeyeyim o isimle yayınlanıyor Hint Edebiyatı alt başlığı olarak. O bu 48 yaşında 70 yaşına kadar olan dönemde dolu dolu bir entelektüel, Türkiye üzerine düşünen, Türkiye imgesini, Türkiye kelimesini, o tınıyı, o hançeremizden çıkan bir kelimeden öteye taşıyıp ontolojik bir mesele olarak gören bir aydınlan bir Türk düşünce insanından bahsedebiliriz biz Cemil Meriç dediğimizde. Tabii bu şöyle Cemil Meriç evet sosyolog olarak anılıyor. Sosyoloji üzerine çok ciddi metinleri var. Sen Simon değil mi? İlk sosyolog. Evet. İlk sosyist ama şimdi mesela bir Niyazi Berkes, bir Mübeccel Belikkıray, bir Behice Boran, bir Baykan Sezer, bir Hilmi Ziya Ülken değil aslında. Bir
Türkiye üzerine bilimsel araştırmalar yapan, tezler sunan bir sosyolog değil aslında Cemil Meriç. Biraz daha farklı bir yerde, daha felsefi, daha tarihsel edebi, bir yerde ve daha edebi yani bir yerde duruyor. Edebiyatın içinde değerlendirmek belki daha bile daha doğru, yani olur. Serapa bir üslup ve bir düşünce insanı, bir düşünür. Yani dediğim gibi bir akademik sosyologdan ziyade belki ondan biraz daha fazlası bir düşünür olarak Türkiye üzerine hiç farklı ki bunu şuradan da, sıçramalarla da geri dönüşler, teşviklerle şey, de yazan bir adam. Bu ülke işte Cemil Meriç ilk kitleselleştiren, yani okurla aslında gerçek manada ilk tanıştıran eseri bu ülke. Bu ülke. Yani, ve şaheseridir de diyebiliriz rahatlıkla. Bir yani, edebiyat şaheseri. Tabii tabii. Hatta ne der? Bu eser, yani bu ülke hükümdür. Diğer eserlerim hükmün gerekçeleridir. Hmm, onu yani, bilmiyordum. Tabii o derece bu ülke başyapıtıdır. Bence de öyledir yani. Adından da anlaşılacağı gibi tam senin dediğin nokta Türkiye'yi anlama çabasıdır. Yani bütün Cemil Meriç'in uğraşı Türkiye imgesini tanımlama ve onu nasıl anlama bir anlama çabasıdır. Çabası ama? Yani Cemil Meriç, çünkü Cemil Meriç'in araftalığı hep ben vurgulanır ya. Örnek vereyim mesela. Bu ülkede Dante'den bahsettiği bir yer var. Orada şöyle söylüyor. Fikir adamının müdahale hakkını idrak eden ilk şair. Şimdi o Dante'yi anlatıyor ama onun kafasındaki fikir adamı bu müdahale hakkını fark etmekle kendisini var eden biridir. Yani fikir adamının, düşüncenin, hatta edebiyatın ülkenin kaderine, ülkenin gidişatına, varlığına müdahalesi olduğunu bir kere, yani bunu kabul ettiği için, buna inandığı için tutkuyla bağlı. Yani yazmaya, düşünmeye bu tutkuyla bağlı. İşte İlahi Komedya'nın gerçekleştirdiği edebi birlikten bahsediyor. Dante'nin İlahi Komedya'sının bir edebi birlik inşa ettiğini söyler. Aslında bir nevi bu edebi birlik siyasi bir birlikte olur. Yani İtalyanca'yı, İtalya'yı Dante'nin var ettiğini, yani Dante ile birlikte yükseldiğini anlatır. Bu ülke biraz böyle pasajlardan oluşur. Bence Cemil Meriç'in Türkiye'ye bakışı da, yorumlayışı da böyledir. Yani İtalya'yı yorumlarkenki kullandığı bakış açısıyla Türkiye'yi anlama çabası birbirinden farklı değildir. Örnek olarak. Evet. İlk bu evet edebiyata ne diyelim? Edebiyatın gücünü, görüşü, kelimelerin evet, gücünü, görüşü bağlamında söylediğini yanlış anlamadıysam. Tabii. Bu ve ama ben şunu da kastediyorum. Türkiye'yi anlamak, nereden, nasıl anlamak demiştik ya. Buradan, Türkiye'den, buradan dışarıya, sadece batıya değil, batı düşüncesine, Fransız kültürüne ve Avrupa kültürüne, oradan Hint düşüncesine, dışarıya açık, dışarıya doğru açılan, sıçrayan, tekrar geri dönen bir zihinden bahsediyoruz ve sıçrama galiba Cemil Meriç'i anlamak için de önemli bir metafor yani, bizim için. Çok doğru bir metafor. Yani böyle bir metafor kullanman iyi oldu. Cemil Meriç de bir metaforların yazarı. Evet. Aynı zamanda. Müthiş bir kavramsallaştırma zekası. İnanılmaz. Yani kavram üretiyor ve metaforlarla anlatıyor. Bu işte biraz hani düşünce adamı edebiyatçı yöntemlerini kullanıyor. Yani bir edebiyatçının, bir edebiyatçının ateşi. Evet. İlerlediği için bu metafor zenginliği ve o eşsiz üslup ortaya çıkıyor biraz da. Nedir o eşsiz üslup? Çok özür dilerim Erkan. Tam bir şey söyleyecektim. Bir tane örnek verelim mesela. Açtım şöyle. Mesela şöyle bir bölüm. Hem kavramsallaştırma gücüne hem de o dildeki kudrete, üslupçuluğuna örnek olsun diye. Bu ülkenin herhangi bir bölümünü açabiliriz bu arada. Bence hani de. Ben seçmiş değilim bir tane. Bu firar bir Kabil kompleksi başlıklı. Her dudakta aynı rezil şikayet. Yaşanmaz bu memlekette. Neden? Efendilerimizi rahatsız eden bu toz bulutu, bu lağım kokusu, bu insan ve makine uğultusu mu? Hayır. Onlar Türkiye'nin insanından şikayetçi. İnsanından yani kendilerinden. Aynaya tahammülleri yok. Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır. Türk aydını, Kitab-ı Mukaddes'in serseri Yahudisi. Hangi Türk aydını? Kaçanlar ne Türk ne aydın. Bu firar bir Kabil kompleksi. Göndermeler,
başka dünyalara açık olmak, metaforlar, dediğim gibi kavramsallaştırma gücü, dildeki o üsluptaki mükemmellik, herhangi bir pasajda Cemil Meriç'in bütün pasajlarındaki özellikleri yakalayabiliyoruz. Bu yüzden bu ülke müthiş şiirsel bir başyapıttır. Evet. Ve herhalde Cemil Meriç'e de giriş kapısı bu olmalıdır. Kesinlikle. Şiirsel demen çok önemli. Hakikaten şiir kafasıdır o. Evet, değil yani, mi? Aynen öyle. Yani sıçramalardan bahsettin ya, üslupçuluğu, sıçramaları, metaforları kullanması. Sanki zaten şiirle ilgili görüşü de odur. Şiirde ikincilik hiçliktir der, yanlış hatırlamıyorsam. Hiç olmaktansa, hani Yahya Kemal Haşim var. Yani ikinci olmaktansa hiç orada var olmamak ve nesirde devam etmek muhtemelen Cemil Meriç için daha yani bir motivasyon kaynağı olmuş, ama o şairlik bir yerde de durmuş, beklemiş. İşte onu biz bu ülkede görüyoruz. Metafor evet. kullanımında görüyoruz. Oraya harcamış yani bütün enerjisini. Ya bir Victor Hugo ya bir Balzac çevirilerinin bir tanesinde manzum bir çeviri yapmış. Yani şiirsel. Bu şairliğini belki bu metinlerinde böyle hissettirmiş, ama çevirilerin birinde doğrudan şiirsel bir çeviri yaparak da Türkçesinin kudretini okurlarına hissettirmiş bir düşünür Cemil Meriç. İlginçtir. Ben programdan önce notlar çıkardığımda ben de sıçramalar öyle var mi? Diye not almışım. Ya bu demek ki hepimizde ortak bir çağrı. Birbirimizden habersiz bir şekilde aynı çağrışımı yakalamışız. Bunun da bir sebebi şu aslında. Külliyatın tamamını okuduğumuzda 12 kitap var bugün yayınlanan. İşte iletişim yayınlarından çıkan Cemil Meriç'in bütün eserleri dizisi 12 metinden oluşuyor. Bu kitapların tamamını okuyunca biz farklı Cemil Meriç portreleri görüyoruz. Bu bir çelişki değil. Hı hı. Bir yerde işte çok böyle İslamcı bir aydın gibi konuşuyor. Bir yerde bir Osmanlıcı aydın görüyoruz. Bir yerde Batı'ya büyük bir kredi açıyor. Bir yerde Batı'yı mahkum ediyor. Doğu'yu şiirsel bir yücelti söz konusu. Ama bunlar Cemil Meriç'in farklı dönemlerde farklı metinlerle kurduğu ilişkilerden dolayı zihninden sıçrayan spekülasyonlar. Yani aslında en temelde bütününde biz şeyi görüyoruz. Yani Türkiye'yi dert etmiş bir Türk aydını. Yani Cemil Meriç'in sağdan, soldan, Osmanlıcılıktan, İslamcılıktan, laiklikten, batıcılıktan süzülüp gelen en temel özelliği o Türk aydın olması ve bunu olumlu bir imge olarak içini olumlu bir şekilde doldurmasından bahsediyorum. Yani ben aslında baktığım zaman bir çelişki görmüyorum. Tabii yani, tabii. Bu çelişki gibi gözüken biraz da şundan, yani şu olabilir onun sebebi. En temelinde Cemil Meriç kavramsal düşünmeye çalışan, kavramları önemseyen bir yazar. Şimdi kavramları takip ettiğiniz zaman o anda Türkiye dinamiğinde, siyasal atmosferinde, iklimindeki değişimlere doğrudan uyum sağlamaz bir duruma düşebilirsiniz. Ve belki bunlar bir çelişki gibi gözükebilir. Çünkü o kavramları araştırıyor. Örneğin Kültürden İrfana kitabında kültür kavramı ilk 40 sayfada sadece bu kavram üzerine konuşur ve 161 tanımı olduğundan bahseder. Hatta bir konferansında 161 tanımı olan bir kavramın hiçbir manası yoktur der. Hmm. Kültür yerine irfan kavramının kullanılması gerektiğini ve bunun sebeplerini anlatır. Ziya Gökalp mesela Hars'ı önermiştir. Hani Hars, irfan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ekin. Galiba. Ve sonra kültür tercih edilmiş, ama yani bu kavram ve kelime tercihinin bile açtığı dünyalar, yaklaşım çeşit şeyleri, bakış açıları farklıdır. Biraz hani kavramsal düşünen bir zihnin güncel politik karşısında zaman zaman çelişkiye, tezata düşmesi de normaldir. Yani öyle görünmesi zaten de normaldir. Zaten kitapları da öyledir. Yani işte kültürden irfanadır. Bir başka kitabı da Umran'dan uygarlığadır. Kavramlar doğudan batıya, batıdan doğuya yolculuk yapar. O yolcu o kavramların peşine düşer. Türk'ün kavramını bulmaya çalışır. Yani bu ülkede yaşayan, bu ülke deyince de böyle insanı heyecanlandırıyor ya bu vurgu. Yani böyle aslında bu ülke çok Cemil Meriç'in böyle romantik ya da idealize ettiği bir kavram da değildir. Cemil Meriç'in Türkiye'sinde böyle her şey mükemmel bir ütopik Türkiye de değildir. Yani çelişkileri, fenalıkları, huzursuzlukları, bir önceki bölümde Balzac'tan bahsederken ihtişam ve sefalet demiştik ya, Cemil Meriç'te de o hem ihtişamıyla sefaletiyle bütün bir Türkiye
hakiki bir Türkiye portresi vardır. O yüzden hani bu ülke deyince bizim heyecanlanmamız biraz da bu yüzdendir. Olumlu anlamda söylüyorum yani. Slogan gibidir bu ülke. Slogan atar. Diğer 11 kitapta da o sloganların içini doldurur. Yani sadece slogan atıp bırakmaz. İşte bütün bu yolculuk aslında o kavramların neye tekabül ettiğini... Evet, o şeyleri yerli yerine koyma çabası. Bütün bu kavramsallaştırma çabası. Şeyleri yerli yerine koyma. O şey geniş bir şey. Bir sürü düşünceyi, kelimeyi içine alan bir şey. Bütün bu çabayı böyle adlandırabiliriz herhalde. Yani bütün erdemi de buradadır. Yani Cemil Meriç'ten bize kalan bir erdem var. Bütün bu erdem işte nedir Cemil Meriç'in yaptığı mirası? Bize... Bizim için yani kendinden sonra gelen nesilleri kastediyorum tartışılmış bazı sonlanmış bazısı sonlanmamış bir takım kavramları bize hediye etmesi. Yani elimden gelen buydu gençler siz alın devam edin çabasıdır biraz da. Kavramdan fazlası şey çok ilginç değil mi? Bugün neredeyse klişeleşmiş neredeyse entelektüel atasözü diyelim bir anlığına. Böyle evet. Bir şeye dönüşmüş sözleri var Cemil Meriç'in. Evet. İşte dergiler hür tefekkürün kalesidir. Evet. İzimler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Evet. Gibi gibi bir sürü böyle Cemil Meriç sözü var. Neredeyse Cemil Meriç imzayı orada çeksek anonim atasözlerine evet. Dönüşmüş. Bu da aslında bu bir çeşit kudret olarak görüyorum ben. Çünkü atasözü de bir kültürün artık berraklaşmış kendisinde bir sürü düşünceyi bir sürü deneyimi kendisinde kristalize olmuş kelimeciklerdir, cümlelerdir. Yani alelade bir atasözünde büyük bir deneyim vardır, geleneğin deneyimi vardır. Cemil Meriç'in sözlerinin de neredeyse atasözüne dönüşmesini bir kudret olarak görüyorum. O yüzden örnek verdim. Hem bir kudret yani bu Cemil Meriç açısından bakıyorsun sen. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum. Öte yandan okur açısından da bir tür bence bu klişeler bir tembelliğe yol açıyor. Doğru. Yani Cemil Meriç'in büyük bir külliyatı var. Yani iki söz, üç atıf, dört anekdot üzerinden Cemil Meriç külliyatını sanki okunmuş ve bir kenara kaldırılmış... İzlenimi neredeyse. Yani bunu yapanlar için söylemiyorum. Yani bu alıntıları paylaşanlar için söylemiyorum ama bu kadar çok aynı tekrarlar insanları Cemil Meriç'in başka yönleri yokmuş gibi, Cemil Meriç'ten alınabilecek başka bir şeyler yokmuş gibi bir tembelliğe, bir zihni tembelliğe de sürükleyebilir. Bu büyük yazarlar için karşılaşabileceğimiz bir tehlike. Ama en acıklısı Cemil Meriç söz konusu olduğunda tembelliğe düşmektir evet. Herhalde. Çünkü deminden beri Cemil Meriç'in tembelliğin tam zıttı oluşunu konuşuyoruz. Çelişkiye düşmek pahasına, çelişkiye düşer gibi görünmek pahasına sürekli işleyen bir zihin. Hatta onu ne orada ne burada arafta kılan bir zihin. Evet. Bütün o şeyleri yerli yerine koyma denemesi, bütün bu uğraş... Cemil Meriç'in kendisini arafta bırakan bir uğraşa dönüşüyor. Bir arafta bir zihine dönüştürüyor. Hatta bu arada arafta bir zihin deyince Doğu Batı Dergisi'nin araftakiler diye bir özel sayısı evet, vardır. Evet. Cemil Meriç'in, evet. Hikmet Kıvılcımlı'nın galiba böyle 5-6 Oğuz Atay'ın ele alındığı müthiş bir sayıdır. Galiba bulunabiliyordu o. Hani önermiş olalım buradan. Ya şimdi düşünen zihnin değişime uğramaması, kendisiyle cedelleşmemesi, bazen kendisini tekzip etmemesi mümkün değil. Değil. Evet. Yani nedense 30 yaşındaki bir yazarın 50'sinde de aynı fikirlerde, aynı yerde durmasını bir erdem sayma zafiyetine düşüyoruz bence. Evet. Şimdi büyük isimlere baktığımız zaman, büyük yazarlara baktığımız zaman komple böyle bir konumlandırma doğru mu bilmiyorum ama o Araf dönemleri bence en verimli dönemleri. Yani Kemal Tahir'in romanlarında da görüyoruz onu. Kendisiyle yani yanıldık yahu diyebilen bir adam. Kendisiyle tabii. Kendisiyle dalga geçebilen, kendisiyle kendi düşüncesini eleştirebilecek kudrete sahip. Cemil Meriç de eleştirel bir zihin. Bu eleştirel zihin sadece topluma, metinlere karşı değil bence kendisine karşı da eleştirel bir zihin. Araştırıyor. Çünkü akmayan, durgun kalan, hareket etmeyen su dahi kirlenir.
Ama akan, debisi yüksek su berrak kalır. Berrak kalır. Debisi yüksek bir yazar diyebiliriz. Evet, debisi yüksek bir yazar. Metafor. Debisi yüksek bir zihin. Burada Cem Meriç konuşurken metafor yapmamak olmaz zaten. Aykut Bey bunu bizim adımıza gerçekleştiriyor. Peki ekleyeceğiniz bir şeyler var mı Cem Meriç faslını? Ya bu kadarla özetlemek mümkün değil Cemil Şöyle Meriç ama. Söyleyeyim. Beşir Aybazoğlu 60'lar ve 70'ler için Cemil Meriç çağı der. Biraz da hani dönemin aydınlarında bıraktığı tesir itibariyle bunu söyler. O Hisar dergisinde yazdıkları, yani bir takım mahfillerde insanlarla buluşması, kendisinin özel durumundan ötürü ona yardımcı olmaya gelen insanlarla o kurduğu sohbet ilişkisi, biraz daha hoca bir büyük pozisyonunda durması ve birçok genci etkilemiş olması, bugün Türkiye'de 2000'li yılların önemli entelektüellerinin Cemil Meriç mesaisiyle hesaba katılınca hakikaten o Cemil Meriç çağı vurgusu da 60'lar, 70'ler ve hatta 80'ler için belki o 30 yıllık süreç Türkiye'de Cemil Meriç'in etkisini gösterdiği ve bütün o yazıp çizdiği, düşündüğü dönemi işaretlemek açısından da benim böyle sahip çıktığım veya da nasıl bir altını çizdiğim bir kavram diyebilirim bir kronolojik olarak. Türk düşünce tarihini hani bu şekilde şey yapmak, tasnif etmek güzel bir fikir aslında. Yani Cemil Meriç yazarlara uygun çağları, onların özellikle toplumdaki etkilerinin hızlı olduğu, kanat çabuk karıştığı dönemleri işaretlemek, öyle bir kronoloji çalışmak ya da isimlendirmek iyi, çok iyi yani. Bu Türk düşünce tarihinde çok fazla yapılan bir şey değil ama. Yani o yüzden ilgimi çekti. Evet. Cemil Meriç çağı. Peki o zaman bu hafta nelerimiz vardı? Ne okuduk? Erkan senle başlayalım. Başlayalım. Ben çok ilginç bir kitapla tanıştım. Kaya Tanış imzalı. Burası orası değil. Hayalet Oğuz kitabı alt başlığıyla Oğuz Haluk Alpleçin. Üzerine yazılmış şair, değil mi? Şair, öykücü, çevirmen. Onun üzerine yazılmış çok güzel bir, hem eserlerin de toplandığı hem de hayatının da biyografisi. Çünkü üzerine yazılmış bir kitap yoktu benim bilebildiğim kadarıyla. Benim daha önce, yani Oğuz Haluk Alpleçin'i ben İsmail Sancak ve Hakan Demiralay'ın hazırladığı bir 20 dakikalık bir biyografik belgeselden biliyordum ve çok da o belgesel haricinde de bildiğim bir şey değil, bildiğim biri değildi. Bu kitap sayesinde çok güzel dönemin, hani tam o 50 kuşağıyla tanışması, 50 kuşağında ilginç şiirler yazması, öyküleri yazması, 1958 yılında Türkiye'deki ilk rock'n'roll kitabını yazan kişi olması, Mike Hammer'leri, Kemal Tahir gibi ikinci bir Kemal Tahir olarak birçok Mike Hammer kitabına imza atması. Yani şöyleymiş, yani Kaya Tanış'ın bu arada çok ciddi emeği var kitapta. Bu kitaptan anlıyoruz, yani birçok kitapta çevirmen olarak geçiyor ismi ama aslında çevirmeni değil. Doğrudan telif, müellifi, yazarıymış ama çevirmen adıyla geçmiş künyelerde. Burası orası değil kitabında bunun gibi, yani hem Hayalet Oğuz'un bütün hayatını biz kapsamlı bir şekilde anlıyoruz. İşte 1929'da Ankara'da doğuyor ve 1975'te İstanbul'da ölüyor. Bu arayadaki hayatının dolu dolu yazarlıkla, şairlikle geçen dolu dolu hayatını çok ince ayrıntısına kadar çalışmış. Kitabın bilhassa ilk giriş bölümünde kitabın metodolojisini de Kaya Tanış çok başka yazarlara örnek olacak şekilde, yani o nasıl çalıştığını da, titiz bir şekilde çalıştığını da anlatıyor. Kitabın o kısmı da ilgi çekici. Kitabın bir bölümünde de, zaten önemli bir bölümünde de şiirlerini, öykülerini, yazılarını da görüyoruz. Hayalet Oğuz hakikaten Türk edebiyatında dolaşan bir hayalet. Çok da mülksüz bir yazar, mülksüz bir edebiyatçı. Yani anarşist bir tarafı var. Kiliminin hani böyle ideolojik bir anarşizmden ziyade daha ontolojik olarak, yani maldan mülkten uzak durması, bir edebiyat dünyası içerisinde bir iktidar ilişkisi kurmaması kimseyle, çok yatay düzeyde
arkadaşlarıyla, yayıncılarla yatay düzeyde çok insani ilişkiler kurması itibariyle de bir hayalet aslında. Bir insandan daha fazlası. Yani çok insani bir tablo görüyoruz biz bu biyografide. Bu vesileyle ben çok mutlu oldum böyle bir kitap okuduğum için. Dediğim gibi sadece bir dokümenterden tanıdığım bir yazarken şimdi çok daha fazlasına vakıf şeyi oldum. Şeyi var mı Hayalet Oğuz'un? Yayınlanmış şu an baskıda olan eseri. O peradaki o hayalet manasında Hı-hı. ayrı bir kelime. Hı-hı. O peradaki hayalet kitabı var bilinen. Yayınlanmış da dediğim gibi o dönemde yayınlanmış kitapları var. Bugün ne durumda bilmiyorum. Ama bu kitapta o eserleri biz görüyoruz. Kırmızı Kedi şeyi de çok yayınlarından. Ben yakın zamanda bu Ece Ayhan'ın Başıbozuk Güncelerini okudum. Orada da çok orada sık da geçiyor ismi. Sadece bu, bunun yani çok bilgim herhangi bir metnini okumadığım için işte nerede, hangi zamanlarda yaşadığını, kim olduğunu biraz biliyorum ama meraklandım. Şimdi o hem o günlükte sık sık adı geçiyor. Sonra şimdi sen bu biyografi bu Hayalet Oğuz da aslında Demir Özlü'nün bir öyküsünün adı. Yani ilk hatta bir dönem insanlar bu sadece bir öykü kahramanı mıydı diyenler de olmuş. Bir unutulduğu belki kısa bir dönem içerisinde. Ama daha sonra tabii hani bu Hayalet Oğuz imgesi onun böyle isminin de önüne geçer duruma gelmiş. Yine o dokümenterden, o belgeselden duyduğum için söylüyorum. Anlattım o ana şey... hayalet hayatına uygun olarak 46 yaşında 46 kilo öldü diye geçiyor. Yani böyle münzevi, sakin, biraz da böyle hastalıklı, hastalıklarla boğuşan bir adam. Ama buradan da çıkmış bu arada çok güzel şiirleri var. Yani şiirlerini bu kitap vesilesiyle okudum. Hani belki Furkan'ın da daha sonra programdan sonra bakınca anlayacaktır, hak verecektir bana. Çok da iyi bir şair olduğunu söyleyebilirim. Eserlerinden çok hep kişiliğini duyduğumuz. Evet. Metinleriyle de aslında bağ kurmanın vakti gelmiş gibi. Belki bu biyografiyle öyle bir yolun da kapısı açılır. Evet. Yani Kaya Tanış'ın bu emeği Türk Edebiyatı içerisinde bence hani anlamlı bir emek olarak işaretlenmeliydi. Ellerine sağlık diyorum. Eyvallah. Ben de Siren Yayınları'ndan çıkmış bir roman var. Miras romanın ismi. Vigdis Jor. Bir Kuzey Avrupalı, Norveçli bir romancı. Miras romanı çarpıcı bir roman. Yani bir aslında klişe bir konuymuş gibi. Herhangi bir değil de pek çok filmde gördüğümüz klişe bir konu, klişe bir sahne kurmuş gibi yazar. Nedir o sahne? Bir miras paylaşımı için ailenin bütün fertleri bir araya gelirler. Ve bu miras paylaşımı onların kendi geçmişleriyle de hesaplaşmasına bir başlangıcı olur. Tam bir fragman. Değil mi? Şey böyle evet. Pek çok film özeti. Film özeti oldu. Görebiliriz. Ama bundan ibaret değil elbette her iyi metin gibi, her iyi edebi eser gibi. Kuzey Avrupa Edebiyatı da sık birazdan konuşacağız Kuzey Avrupa Edebiyatı meselesini ama yani bekle anladım ben senin nereden gireceğini. Onu bir bekle hemen bir konusundan bahsedeyim biraz daha. Beni neyin etkilediğinden bahsedeyim. Kuzey Avrupa Edebiyatı'nda nedense benim belki de ön yargımdır. Ön yargı derken genellememdir. Ön yargı doğru olmalı. Genellememdir. Daha böyle sakin, duru fakat alttan alta sürekli suyun kaynadığı, gerilimin böyle alttan alta yükseldiği, yoğunlaştığı bir üslup hep Kuzey Avrupa Edebiyatı'nda gözüme çarpıyor. Bu da öyle ve o kadar öyle ki şurası iyi hakikaten. O aile toplandığında o küçücük hareketler, küçücük ve olağan hareketler, diyelim bir bardağı benim sana doğru uzatmam, bu çok sıradan ve hayatın içinde binlerce kez tekrar eden bir eylem. Bu eylemin içinde o an yüklü olan bütün o enerji, atmosferle, o geçmişle bağlantılı olarak o hareketteki bütün o enerjiyi gösterebilme ustalığına sahip Vigdis Jor. Bunun dışında, bu hesaplaşma dışında
Bergjo herhalde telaffuzu. Kahramanın geçmişten bugüne taşıdığı bir travmada, bir gerilim unsuruna dönüyor neredeyse romanda. Yani ara ara görünüyor, öne çıkıyor, sonra geri gidiyor tekrar, sonra tekrar öne çıkıyor ve yavaş yavaş o sır açılmaya başlıyor ve bu romanda bir gerilim unsuruna dönüşüyor. Bunu da çok ustaca başardığını düşünüyorum yazarın. Bir dediğim gibi bir iki hatta yazlık kulübeyi paylaşacak olan dört kişilik bir aile söz konusu. Şimdi Furkan sana bırakabilirim. Yani hayır, Kuzey Avrupa çünkü... ilgimiz edebi olarak da biz işin kitap boyutundayız ama. Biz daha önce konuştuk çünkü bu meseleyi de, o yüzden şöyle, biliyorum ne diyeceğimi. Şöyle bir şey oluyor, şaşkınlık demeyeyim ama sebebini merak ettiğimiz bir durum var. Kuzey Avrupa Edebiyatı, örneğin Norveç'te ya da Danimarka'da yayınlanan bir roman çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'de de yayınlanıyor. Çevriliyor ve yayınlanıyor. Şimdi İngilizce global bir dil. Bir, bu ilgi Türkiye'ye has mı bir kere? Bir, evet, merak ettiğim birinci husus bu. İkincisi, İngilizce global bir dil, yazanı ve okuyanı çok, çevirmeni de çok. Artık endüstriyel, edebiyat endüstrisinde başat bir role sahip. O yüzden İngilizce metinlerin hızla Türkçe'ye tercüme edilmesi, İngilizce yazan yazarların Türkçe'de bu kadar baskın olması, bulunması çok anlaşılabilir. Fransızca ile ilişkimiz çok eski. Bugün Cemil Meriç konuşurken bile oraya değindik. O yüzden Fransızca mütercimlerin sayısı, iyi mütercimlerin sayısı fazla. Eserler tercüme ediliyor. Sadece klasik metinler değil, güncel Fransız düşüncesi de, Fransız romanı da hızlı bir şekilde Türkçe'ye aktarılıyor. Fakat Kuzey Avrupa tercümanı az, kültürel olarak uzak olduğumuz, fakat neredeyse aynı hızda bir şekilde Türkiye'de, evet, de aynı anda Norveç'te ve Türkiye'de denirse yakında şaşırmayacağım. Bu ilgin sebebini merak ediyorum yani. Evet, bu benim için de merak konusu. Bu arada çevirmeni, evet, Norveççe aslından çevirmiş Dilek Başak. Evet. Görebildiğim kadar Türkçesini elbette orijinali bilmediğimiz için iyi bir çeviriyle, iyi bir Türkçeyle karşı karşıyayız. Acaba bu son zamanlarda işte Kavgam'ın yazarı Knausgård'un tutmasıyla orada onunla mı alakalı? Peşi sıra pek çok işte Siren Jaguar gibi yayın evlerinden, yine buradan Yapı Kredi'den, Kuzey Avrupa Edebiyatı'ndan metinler çevrildi. Bir dünya genelinde bir edebiyatı bilmiyorum ama şeye de bir ilgi var galiba, bu Kuzey Avrupa gerilimi o dizilerde, filmlerde. Kuzey Avrupa polisiyesi yükseliyor. Evet. Öte yandan İskandinav mitolojisine ilgi arttı. Yani bunu hem popüler kültürde yansımalarını görürüz hem edebiyatta yansımalarını görürüz. Şöyle bak, çok ilginç Furkan. Mitik mitoloji, işte Gaiman'ın İskandinav mitolojisi kitabı hariç bütün bu bize çevrilen, bizim okuduğumuz metinler çok gerçekçi. Kaba tabirle, evet, bir realist edebiyat altında inceleyebileceğimiz, yeni realist edebiyat altında inceleyebileceğimiz metinler. Öyle bir şey yok. Mitlerle örülü, o fantastik, büyülü, gerçekçi diyebileceğimiz yok. Evet. Çok fazla örnek yok Türkçe'de. Ama Türkiye'deki İskandinav imgesini anlamak için söylüyorum. Benim de ilk aklıma gelen sürükleyici polisiyelerin varlığı. Yani bu okurun sevdiği bir tür, yeni okurun sevdiği bir türdür bu polisiyeler. Bu İskandinavya'da o var. Bir de bu bir takım hani teşvikler olur ya, bazı ülkeler kendi edebiyatlarının çevrilmesi, yani, adına kültür fonlarının var, da etkisi belki olabilir. Yani emin olduğum bir konu bu değil. Bu bize şöyle de bir yol açabilir. Var yani, Danimarka'nın, Norveç'in fonları var, çeviri fonları var. Bunlar Türkiye'de zaten kullanılıyor. Bizde de TEDA var ama bu fonların efektif kullanımı açısından da yani Türkiye'de işe yaradığını görüyoruz. Evet. Bu çeviri fonları Türkçenin yaygınlığı açısından da yani tekrardan bir gözden geçirilebilir. Başarılı bir model. Yani demek ki İskandinav ülkelerinin kültür fonlarını kullanım şekli doğru bir sistemde matematikte işliyor da diyebiliriz. Ama tek neden de bu değil işte. Yani bu da birçok sebepten biri. Evet. Bu işte sinema dizi sektöründe çok uyarlanmaları belki de, yine dediğim gibi, yani hep okurun başka alanlarla kesiştiği yerlere de tekabül ediyorsa bu. Şöyle metin. Ama hani öte yandan böyle çok bütünlüklü bir
etki, ilgi, yani mesela Kierkegaard'dan başka Danca'dan, yani o gelenekten, o düşünce geleneğinden isim tanıyor muyuz? Benim şu an aklıma gelmedi. İlla belki de vardır, unuttum ama tamam, edebiyat var, biraz dizi, sinema ilgi var. Hani olunca o etki, bir Kuzey Avrupa etkisinden bahsediyorsak bütünlüklü bir etki olması lazım. Düşünce geleneğinde ne var Kierkegaard'dan sonra mesela? Neredeyse 100 yıllık bir boşluktan söz ediyoruz. Ama işte şey, bir soru işareti, yani benim de bir şudur diyebileceğim bir şey yok. Kuzey Avrupa faslı açmak lazım yani. Evet. Ama şu yani, ne oluyor orada? Sonuç olarak bir kütüphanelerimizde bir yer kaplamaya başladı. Bir Kuzey Avrupa edebiyatı rafı oluştu. Bu hem iyi hem üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Bu arada Kuzey Avrupa'ya daldık. Benim zaman da azalıyor. Mecbur biraz hızlı geçmem gerekecek. Yıldız Ecevit'in ilk romanı. Bir kere bu cümle zaten bir okur için tahrik edici bir cümle olması lazım. Ben aynı heyecanı Eagleton'ın bir romanı olduğunu öğrendiğimde de yaşamıştım. Azizler ve Alimler. Azizler ve Alimler. Evet. Eagleton'un romanı varmış. Aa deyip heyecanla onu da okumuştum. Yıldız Ecevit özellikle Oğuz Atay ve Orhan Pamuk üzerine yaptığı çalışmalarla da iyi tanıdığımız bir edebiyat araştırmacısı ve eleştirmeni. Şimdi böyle bir ismin romanı ekstra bir dikkat talep eder ve merakla beklenir. Kozmik Komedya, açıkçası evet, Yıldız Ecevit bir roman yazsa nasıl yazardı diye etraflıca düşünseydik beklentimizle tamamen uyuşacak bu kitap karşımıza çıkardı. Çünkü bir Yıldız Ecevit gibi metinler arasında dolaşan hayatı edebiyat ve düşünce araştırmalarıyla geçmiş, metinlerden başka metinlere sıçrayarak kendisine bir yol açmış bir ismin romanı da tam olarak öyle. Hmm. İlginç olacak, geçen hafta Balzac'ı konuştuk, insanlık komedyasını. Ve bazen insanlık komedyasını Dante'nin ilahi komedyasını model alarak inşa ettiğinden bahsetmiştik. Yıldız Ecevit de bunu yapıyor. O da ilahi komedyayı bir kurgu model olarak alıyor. Cehennem, Araf ve Cennet 3 bölümden oluşan bir eser ortaya çıkartıyor. Dante'nin seyahati gibi bir seyahat. Bu sefer kahramanımızın adı Dantel zaten. Yani o referansı anlayabiliriz. Fakat ilahi komedyadan çok farklı Kozmik Komedya. Bu sefer eşlik edenler, bu yolculukta Dante'le eşlik edenler büyük edebiyatçılar. Yani Kafka'dan ve düşünce insanları Schopenhauer'a kadar. Çok ilginç. Onların rehberliğinde gerçekten kozmik bir seyahat ve bilginin eşlik ettiği, yani kavramsal bilginin, edebi bilginin, felsefi derinliğin eşlik ettiği bir arayış romanı. Gerçekten ilginç. Eagleton'un yanına Eco'yu da eklemeliyiz ve tam sen bunları anlatırken Eco aklıma geldi. Hem iyi bir eleştirmen hem bir romancı, evet, büyük bir romancı olarak. Öyle bir ekol var aslında. Eleştirmenin romanı diye bir başlık olmalı. Romanı diye bir başlık yapmak lazım. Mesela Araf bölümüne bir Bronowski alıntısıyla başlıyor Yıldız Ecevit. Bilgi bizim kaderimizdir diyor. Ben mesela bu kitabın şeyi bu, cümlesi bu. Yani bilgi bizim kaderimizdir. O kozmik atmosfer, o bilginin dolaşımı ve o bilginin etrafında örülen bir kader aslında. Şöyle söyleyeyim, muhtemelen tabii kendisinden de izler taşıyor ana karakter, Dantel karakteri. Çünkü o da bir araştırmacı ve metinler arasında sıçrıyor. Yıldız Ecevit'ten esintiler, yani o muhtemelen kendisinden parçalar var o karakterde. Çok doyurucu bir karnaval gibi. Hatta bizim programımızın da giriş sloganıydı, dünyayı bir kütüphane olarak hayal edenler için demiştik. Dünyayı bir kütüphane olarak hayal etmenin de kitabı bir yandan, evet, romanı. Dünyayı bir kütüphane olarak hayal eden ve bu devasa kütüphane karnavalında yapılan ilginç bir yolculuk. Ben etkilendim. Size de tavsiye ediyorum. Benim kitabım var. Evet, Erkan'da. Bugün benim kitabım sırası bende. Evet. Ben iki kitap getirdim. Aslında aynı yazarın, Ümit Bayazoğlu'nun iki portre kitabı var. Aras Yayınları'ndan çıktı. Biri Uzun İnce Yolcular. Burada 42 tane portre var. Bu
Diğeri de hatırda kalmaz, satırda kalır. Burada da 58 portre var. Bu kitaplar daha önce farklı yayın evlerinden çıkmışlardı ama daha sonra Aras Yayıncılık ikisini bir araya getirip iki ayrı nüsha olarak bastı. İşte bu kitapların özelliği şu, uzun ince yolcular biraz daha sivil portrelerden oluşuyor. Nedir? İşte amigolar, şarkıcılar, dansçılar, seyyar satıcılar. Böyle İstanbul'un, Cumhuriyet İstanbul'un, Osmanlı'nın sonu, Cumhuriyet'in ilk yılları diyebileceğimiz dönemde böyle hippiler, gezginler, figüranlar, Yeşilçam'ın unutulmuş gazetelerin küçük haberlerinde kalmış, sadece döneminin insanların hatırladığı insanların peşine düşüp onların hikayelerini yazmasından oluşan portreler. Hatırda kalmaz, satırda kalır. Biraz daha burada 58 portre var. Burada biraz daha böyle gazeteciler, edebiyatçılar, siyasiler, mebuslar, dönemin köşe yazarları, askerler, subaylar, daha biraz farklı katmandaki portreler. Bu toplam 100 portre bir araya geldiğinde Ümit Bayazoğlu'nun tabiriyle bir sivil ansiklopedi ortaya çıkıyor. Okuması olağanüstü keyifli portreler. Bize de yani tabii Türkiye'nin farklı yerleri var ama genelde Cumhuriyet İstanbul'unun biraz daha böyle biz netlik ayarını görüyoruz. Yani insan malzemesi üzerinden büyük insanlar değil de bugün hala hatırladığımız insanlardan ziyade o işte dediğim gibi insan tiplerine insan tipleri gazete haberlerinde kalmış, dönemin dergilerinde kalmış, hafızalarda kalmış. Zaten bir tür sözlü tarih çalışması da diyebiliriz. Yani Ümit Bayazoğlu bu portreleri yazarken o portreleri hatırlayan insanlarla da konuşarak bunları dönem dönem farklı dergilerde, gazetelerde yazmış, toplamış. Benim hani portre sevdamı biliyorsunuz. Tabii portreler sevdim, sevgimi, biyografi. Gerçekten benim kitabım olmuş. Evet benim kitabım diyebileceğim bu iki kitap. Bunları ben tabii bir oturuşta alıp okudum. İkisini arka arkaya. Hı-hı. Ama hiçbir zaman kitaplar orada bitmiyor. Bu iki kitabın özelliği canım sıkıldığında kitaplıktan çekip tekrar tekrar okuduğum isimler, portreler var. Yani ve bilgi var. Yani biz bu kitapları okuduğumuzda döneme dair de yani ansiklopedik bilgileri hakikaten topluyoruz. Yani tarihçi titizliği var. Böyle şehir efsanelerine kapılmış genel geçer bir portre yazımından ziyade o satır aralarında işte Ümit Bayazoğlu gazeteci. Ya o gazeteciliğini de yapıyor. Yani doğrulanmış bilgiler kaynaklara gidiliyor. Başka bir dergiden, başka bir kitaptan, başka bir hatırattan bilgiler karşılaştırılıyor. Biz onu arka planda anlıyoruz. Biz bunu doğrudan fiziki olarak görmüyoruz ama arka planda hani gazetecinin titizliğini de hissediyoruz. O şekilde ortaya çıkmış metinler dediğim gibi Cumhuriyet Türkiye'sinin öteki portrelerini tırnak içinde söylüyorum ve olumlayarak söylüyorum. Öteki tarafta kalmış yani kayıtlara geçmemiş insanların portrelerini merak ediyorsak ya da bildiğimiz önemli portrelerin bilinmeyen yönlerini de merak ediyorsak böyle bir okuma aşkımız varsa çok iyi bu aşkı karşılayan karşılıksız kalmayan kitap. Edebiyatla kol kola bir kültür tarihi diyebiliriz. Doğrudur. Sen daha iyi ifade ettin. Bu vesileyle de ben bu iki kitaptan bahsetmek istedim. Şöyle bir yakından da göstereyim bir tanesini kapağını temsilen. Notos dergisinin 86. sayısı, Mayıs-Haziran sayısı çıktı. Leyla Erbil dosyasıyla Başkaldırı Edebiyat. Leyla Erbil Başkaldırı Edebiyatı dosyasıyla çıktı. Dosyada Necmi Sönmez, Murat Gülsoy, Hulki Aktunç'un bir yazısı, Fatih Altu, Mehmet Fatih Uslu, Olcay Akyıldız, Merve Şen, Esra Nur Akbulak'ın yazıları var. Hüsnü Arkan'la yapılmış ilginç bir söyleşi var. Elbette pek çok iyi öykü var. Günay Çetao Kızılırmağan bir öyküsü var mesela. Bizim çok iyi çevirilerini bildiğimiz. Platonov çevirileri. Belki daha önce de Platonov çevirileri ile bildiğimiz. Belki daha önce de yayınlamıştır ve ilk defa denk geldim, rast geldim. Doktor ve Ben isimli çok iyi de bir öyküsü var. Onun dışında Fatih Balkış'ın Doktor Faustus'u yeniden kurgularken yazısı, Eylem Can Aslan'ın Orhan Pamuk'un romanlarında dünyayı anlamak ve sevmek başlıklı felsefe-edebiyat ilişkisini de biraz yorumlayan
bir yazısı ve özellikle ilgimi çeken Cynthia Ozick'in Hayali İnsanlar isimli bir metnini çevirmişler. Metin aslında nasıl özetleyebiliriz? Kurmaca nasıl doğar? İlhamın kaynağı neresidir? Hafıza mı, gözlem mi, başka kitaplar mı, yani okumak mı ya da hepsi mi? Bu soruları ve toplamda da kurmacanın gerçekliği meselesini sorgulayan kısa ama çok iyi bir yazı. Hayali İnsanlar yazısı. Dolu dolu bir sayı olmuş diyebiliriz Notos'un 86. sayısı da. Peki. Süremiz çok az kaldı. Bitmek üzere. Ben de sonuna bir şiir kitabı ekleyerek, bir farklılık yaparak bitireyim. Ötüken Yayınları Süleyman Çobanoğlu'ndan sonra modern şiire yüzünü döndü ve iyi de yaptı. Güncel Türk şiiriyle ilgileniyor ve arda arda kitaplar yayınlıyor. Raş Dolaş'ın ikinci şiir kitabı Birçok Yolculuğun Tamamlanmamış Hikayesi. Ötüken Yayınları'ndan çıktı. Çok güzel isim ama. Çok güzel bir isim. Evet. Kitabı okuyunca ve bölümlendirmelere de bakınca neden böyle bir isim koyduğunu anlıyorsunuz. Gerçekten birçok yolculuğun merhalelerini görüyorsunuz. Yani tek bir yolculuktan şairin belki de bir uzun bir eve dönüş hikayesinin tek bir aşamadan, tek bir çeşitten oluşmadığını, farklı yollar, farklı yöntemler denediğini görüyoruz. Bu yöntemler kimi zaman poetik denemeler, işte halk şiiriyle, gelenekle bağ kurmaya çalışan, onun enstrümanlarıyla bugün anlamaya bu çabayı gösteriyor. Uzun zamandır bu çabayı gösterdiğini söyleyebiliriz değil mi? Hece şiiriyle, halk şiiriyle. Kesinlikle gösteririz. Hatta kitabın 3. bölümü Karacaoğlan'ın izinden, Karacaoğlan'ın poetikası içinde bugünün şiirine denediği bir bölüm var. Bu çabaları ben kıymetli buluyorum. Öte yandan hani bir yandan Karacaoğlan varken bir yandan Hacı da var Raşit'in şiirinde. Olması gerektiği gibi genç şairlerin bir yolculuk ve poetik serüven anlayışını da bugünden anlamak isteyen okuyucunun göz atması gereken bir kitap. Tavsiye ediyorum Raşit Ulaş'ın ikinci kitabını. Bu hafta da süreyi sonuna kadar zorladık her zaman olduğu gibi. Yine burada olacağız TRT2 ekranlarında. Görüşmek üzere.